Evet, İYİ Parti Talas Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Mustafa Çalıksoy, Talas Belediye Meclisi'ndeki açıklamaları ve tepkisiyle dikkat çekti. Sorunları anlatırken Cumhur İttifakı'nın bazı meclis üyelerinin salonu terk etmesine tepki verdi. 2014 yılından itibaren Uygur ile diğer soydaşlarımıza yönelik sistematik ve kitlesel şekilde uyguladığı ağır zulüm insanlığa karşı suçtur ve ne yazık ki halen devam etmektedir. Terörle, radikalizmle mücadele kisvesi altında milyonlarca yaşımız zorla toplama kamplarında alıkonulmakta ve yeniden eğitim adı altında kültürel baskılara tabi tutulmakta. Mustafa Bey, çok özür dilerim, araya girmek istiyorum. Gündem bittiği için, bu gündem dışı olduğu için işi olan arkadaşlar girebilirler. Sıkıntı yok. Buyurun. Müslüman soydaşlarımızın dini vecibelerine getirmeleri engellenmekte, ibadet haneleri yıkılması, bu şekilde işkence, tecavüz, kısırlaştırma, İslamiyet'in zorla tepki gibi uygulamalarıyla alenen insanlığa karşı suç işleyen yönetimi toplama kamplarının ve kamplardaki uygulamaların bağımsız bir heyet tarafından denetlenmesine izin vermemektedir. ABD, İngiltere, Kanada başta olmak üzere Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler üyesi 39 ülke birlikte diğer Türk ve Müslüman halklarının gördükleri zulme karşı çeşitli yaptırımlar uygularken Türkiye'nin de bu girişimlere aktif destek vermesi ve hatta öncülük etmesi beklenir. Soydaşlarımız bu sorunun birleşmiş olmasını beklemektedir. Talas Millet İttifakı ve Meclis Üyeleri'nin soydaşlarımıza karşı yaptığı mezalimin karşısında durmaya, bu vahşi politika son buluncaya kadar Uygur Türklerinin ve diğer soydaşlarımızın mücadele destek verip sesleri olmaya devam edeceğimizi beyan ederiz. Millet İttifakı Belediye Değerli Başkanım, görevimiz halkımızdan aldığımız yetkiyle bu mecliste sorunları gündemi değerlendiriyoruz, değerlendirmeye tabii gündem dışı hasabıyla arkadaşlarımız dinlemeyebilir ama bir sorun varsa, nerede bir sıkıntı varsa hepsi bizim huzur, bunu yüreğimizde de hissederiz. Bu sorunları hangi parti dilerim sonuna kadar da dinleriz. Giden arkadaşlarımıza da olabilir, teşekkür ediyoruz. Onların öyle sorunları, bir sıkıntıları yok demek ki. Onlara da teşekkür ediyoruz. Keşke kalsın diye bizim Talas ilçesi olarak meclis üyesi sıkıntıları görmemiz, halktan aldığımız yaraları bu meclise yansıtmamız gerekir. Çünkü biz bunun için halktan geldik. Bu meclisten kaçmakla, böyle bu sorunları dinlememekle altından. Bu benim bir de kaçmak. Hayır, şimdi burada şöyle bir durum var. Niye sildi? Bak, belediye mevzuatına göre gündem dışı da alınırsa belediye ilgili sorunlar da olur. Sen Kerem Özden, Kefez Mahallemizde. Bir dakika, yani, lütfen kes. Kaçmak, bunu bir tekrar sonra devam edelim. Kerem Özden. Kimse kaçmadı. Benim vermiş olduğum izin sebebi. Sorunu dinlemedi. Sorunları dinlemek istemiyorum. Ben Kefez Mahallesi'nin yaşadığı bir sorundan bahsedeceğim. Köprü Mahallesi'nin yaşadığı bir sorundan bahsedeceğim.